Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonlar içerisindeki tanjant nedir ve nasıl hesaplanır konusunu inceleyeceğiz. Tanjant da sinüs ve kosinüs gibi trigonometri içerisinde kullanabileceğimiz bir fonksiyonumuz. Hemen grafiğimize geçelim. Grafiğimizin üzerinde ben bütün bilgileri direkt olarak yazdım. Çünkü sinüs ve kosinüs olarak kullandığımız tekniğin bilginin birebir aynısı. Sadece kenar oranları değişiyor. Hangi kenarın kullanacağımız bölümü değişiyor. Bunun dışında sinüs, kosinüs, tanjantlar zaten standart olarak aynı amaca hizmet eden fonksiyonlarımız. Burada sinüs karşı bölü hipotenüstü, kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Burada kullanacağımız tanjant ise karşı kenar bölü komşu kenardı. Yani karşı kenar bölü hipotenüs değil ki hipotenüs olursa sinüs olur. Tanjant da karşı kenar yani B kenarı bölü A kenar. Sinüs 30'u düşündüğümüz, tanjant 30'u düşündüğümüzde. Eğer tanjant 60'ı düşünürsek karşı kenar bölü komşu kenardan yola çıkarak A bölü B olduğunu görürüz ki 1.73 bölü eksi 1 dediğimizde bu da tanjant 60'ı elde etmiş oluruz ki hemen yan tarafta tanjant eksi 30'un da hesaplanış şeklini görebiliyoruz. Alt bölümde de action script içerisinde nasıl kullanacağımızı görebiliyoruz. Tanjantın eksi 30 derece verdiğimizde ki bu eksi 30'un derece değil radyan olduğunu tekrar hatırlatalım. Hemen hesaplamasında direkt tanjant fonksiyonu üzerinde içerisinde yapmamız mümkün olacak. Met.p bölü 180 dediğimizde dereceyi radyana dönüştürüp sonucu doğru elde etmiş oluruz ki tanjant eksi 30'un 0 nokta yaklaşık olarak 0.57'ye denk geldiğini noktalara koydum. Çünkü sadece %2 hane yoktur ondalık sayıda. Bunun dışında 5-6 tane haneye kadar uzayabiliyor ki bizim için o haneler çok fazla önemli değil. Burada sadece tanjantın karşı kenar bölü komşu kenar olduğunu bilmemiz gerekecek.